Arkadaşlar, öncelikle dün abi çok yüksek başladı. Diyarbakır'da yaşanan saldırılardan ve katliamlardan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bir kez daha yaşamını yitiren 4 kişiye de Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına, halkımıza başsağlığı diliyorum. Şimdi bir defa Müdafara yakınlığıyla bilinen bir derneğin başkanı katlediliyor, suikaste uğruyor. Ve hemen akabinde Hizbullah militanı olduğu söylenen kişiler o anda hemen iki arkadaşımızı, iki HDP'liyi orada olayın olduğu yere yakın bir yerde katlediyor. Yine başka bir HDP'li arkadaşımızı evinde 5. katta gidip evinin içerisinde infaz ediyorlar. Şimdi tabii ki kim neyi ne yapmaya çalışıyor? Bunların hepsinin ortaya çıkması için bütün bu tetikçilerin bağlantılarıyla birlikte ortaya dökülmesi lazım. Fakat ben herkesten bu dönemde dikkatli ve tedbirli olmasını özellikle rica ediyorum. Herkes, bütün çevreler, siyasi partiler. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Biz silahlı bir örgüt falan değiliz. Bu saçmalığı bıraksınlar. Kimin elinde silah var iyi biliyor herkes. Biz demokratik siyaset yapan Türkiye'nin büyük bir siyasi hareketi partisiyiz. Dolayısıyla herkes, ama herkes, halkın, toplumun, ülkenin geleceğini düşünen herkes sağduyuyla, sabırla hareket etmeli. Biz bütün bu provokasyon girişimlerine rağmen halkımızın örgütlü, disiplinli duruşu sayesinde provokasyonları boşa çıkardık. Ama bedelleri ağır oldu. Her gün cenaze toprağı veriyoruz. Her gün Diyarbakır'da, başka yerlerde cenaze törenimiz var. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı alen sessiz. Ülkede iç savaş çıkarmak üzere birileri harekete geçmiş. Başbakan ortada yok. Efendim, Cumhurbaşkanı ortada yok. Hükümet ortada yok. Bakanlar yok. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı sesi çıtı çıkmıyor. Zannedersin ki bekliyorlar. Ülke bir karışsın. Herkes birbirine girsin. Bir iç savaş çıksın. Ondan sonra efendim bakın AKP'nin kıymetini anlayın. AKP hükümetten düşünce ülke kaosa sürüklendi. Kargaşaya sürüklendi. Denmesini bekliyorlar herhalde. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bu ülke AKP'li, AKP'siz. Yolunu yürüyecek, barışını sağlayacak, demokrasisine kavuşacaktır. Biz de ülkemize, halkımızın bize verdiği desteğe layık bir sorumlulukla, özgüvenle bütün çalışmalarımızı sürdüreceğiz arkadaşlar.